Arkadaşlar bir de dördüncü tapayı söylemeyi unuttum. Dördüncü tapa burada, 30 torkçlu. Arkadaşlar şu anda motor yağını dolduruyoruz. Karakter tapalarını, yağ boşaltma tapalarını sattıktan sonra şimdi öncelikle 7 litre dolduracağız. Araç çalışırken kontrol edeceğiz ısındıktan sonra. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde bir tane Lamborghini Gallardo var. 2011-2012 model. Aracın bakımını yapacağız. Araç uzun zamandır yatıyor. Hava filtresini falan söktük. Hava filtresi tıkanmış. İçindeki toz kir. Hava filtreleri perişan halde. Aracın bujilerini değiştik. Bujilerini değişmek için genleşme kabını söküyoruz. Genleşme kabının buradan tek cıvatası var. Kızaklı. Bu tarafa çekip çekiyoruz. Şu anda bujileri taktık. Eski bujiler. Araç V10. R8, Audi R8 ile aynı motor. Atmosferik motor. 10 silindir. V10 FSI. Bujiler bittikten sonra aracı kaldırıp motor yağını değiştireceğiz. Motor yağı. Arkadaşlar burada yağ kazanı var. Bu araçlarda araç çalışırken yağ kontrol edilir. Özellikle ısındıktan sonra. Yaklaşık bir 10 litre kadar motor yağı alır. İki adet tapası var aşağıdan. İki hatta üç tane. Birazdan söktükten sonra göstereceğim hepsini tek tek. Karterde ve yağ pompasında yağ kazanında olmak üzere birkaç tane yağ boşaltma tapası var. Burada hava filtresi tıkandığı zaman buradan gaza bastığınız zaman burada vakumlama olup burası böyle çekiyor. Hatta bazen burası böyle içeri doğru düşüyor. Filtrenin tıkandığını hemen anlayabiliriz. Arkadaşlar aracın yağ filtresi bu. Şuraya biniyor. Yağ filtresi o kadar şişmiş ki bakın şu oradaki aralar neredeyse birbirine yapışmış. Yani sadece kilometre değil, bu araç en fazla yağ değişiminden sonra bir 5000 kilometre ancak yürüdü. Zamanla yani içinde kala kala kağıt elemanlar şişme yapıyor. Bu yeri de orijinal taktık arkadaşlar. Motor yağını arkadaşlar, şimdi öncelikle burada yağ kazanından boşaltıyoruz. Daha sonra buradaki alyan tapa. Üçüncü tapa da bu arkadaşlar. Bunların hepsinden içinden yağ çıkıyor. Hepsini tam boşaltmazsak illaki içinden kalıyor. Bu arada bu aracın yağ pompası bu. Komple olduğu gibi. Bu arkadaşlar aracın yağ pompası bu. 1 2 5 milim. Bir de hemen şurada 19 milim. Yağ kazan tapası var. Arkadaşlar bir de dördüncü tapayı söylemeyi unuttum. Dördüncü tapa burada, 30 torkçlu. 3 numara burada, yine 30 torkçlu. Buradaki 13'lü. Ve buradaki 19'luk. Hepsini şu anda boşaltıyoruz tek tek. Şu anda bütün tapaları açtık arkadaşlar. Yavaş yavaş
süzülmesini bekliyoruz. Buradaki durdu. Şuradaki hala devam ediyor. Aracın içinden çok az bir şey çıktı. Normalde otasının tamamen dolması gerekiyor. Arkadaşlar şu anda motor yağını dolduruyoruz. Karakter tapalarını, yağ boşaltma tapalarını çattıktan sonra şimdi öncelikle 7 litre dolduracağız. Araç çalışırken kontrol edeceğiz ısındıktan sonra. Neden önce 7 litre dolduracağız, direkt doldurmuyoruz? Çünkü arkadaşlar bu araçlarda yağ kazanı olduğu için, yağ haznesi olduğu için, hazne diyelim. Burada buhar hortumları var. Direkt gaz kelebeğine emmeli koluna bağlı. Fazla yağ doldurduğumuz zaman direkt çekebilir. Emmeli koluna çekebilir, aracı duman atabilir. Motora zarar verebilir. O yüzden öncelikle az bir şey yağ koymamız gerekiyor. Yani normalinden daha düşük. Araç çalıştıktan sonra bütün yağ pompasından ve diğer sistemlere yağ uğraştıktan sonra yağını yavaş yavaş ekleyeceğiz. Çünkü buradan boşalttığımız zaman araçta yağ karteri olmadığı için direkt dolaşım olmuyor. Bütün buraların içindeki yağlar boşaldığı için yağın tamamı burada oluyor ve fulleniyor. Yani normalde bu kazan maksimum 8 litre alır. Sistemin içinde de yaklaşık 2 litre kadar alır. Bu yüzden tam doldurmadan, buradaki buhar hortumlarına yetişmeden aracı çalıştırmamız gerekiyor. Şu anda yağ seviyesini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yağ seviyesi şu anda dolmak üzere. Hemen hemen şurada. Yansıdığı için tam gösteremiyorum. Çalıştıktan sonra tekrar kontrol edeceğiz. Şu anda aküyü taktık arkadaşlar. Yeni akü. Marşa basacağız. Şimdi bu şekilde çalıştıracağız. Marşına basacağız kısa bir süre. Araç çalıştıktan sonra temizliğini yapacağız. Fazla ısındırmadan. Çok bir marşa basacağız. Gaza bağlayacağız. Bakalım sıkıntısı ne? Buraları damlamadan önce tekleme sebebine bakalım. Şu an aracı stop ettik. Tekrar marşa basacağız. Çakın. Araç hala tekliyor. Şu anda gaza bağlayalım bakalım. Motorun diğer tarafına bakalım. Bu tarafta 2 vermişti. İkinci gözümüzü vermişti. 2 tane kontrol etkisi olduğu için bu tarafta da silindir 10'da. Evet, 2 ve 10'da arıza vermiş. Buradan da silelim. Sadece hava debisi kaldı. Şu an aracı çalıştıracağız. Şu an marşa basacağız bakalım. Araçta bayağı bir duman var. Tamam.
bir key verdi. Arkadaşlar şu anda 3. marşımıza başlıyoruz. Şu anda bobin değiştik bir tane. Şu anda elimi kasanın üstüne koymuşum. Herhangi bir titreme yok. Eski teklemeden eser kalmadı. Bir tane çıkma bobin aldık. Bir ikinci gözün bobini, diğer eski arızalar şeydi. Araç uzun zaman çalışmadığı için daha önce vermişler teklemeyi. Araç toparlanınca büyük ihtimalle şimdi arıza kalmadı. Şu anda motoru temizleyip takacağız. Motoru temizleyip her tarafını takacağız. Şu anda aracımız hazır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.